Salli ala tabibi kulubina Muhammed, Allahümme salli ala seyna Muhammed ve ala salli ala şefi'i dünubina Muhammed, Allahümme salli ala seyna Muhammed ve ala aliyya sahibi sallam. Euzu billahi s-semi'i alimi mineşşeytanirracim. Rabbi euzu bike min emezatil şeyatîn ve euzu bike rabben yahturun. Bismillahirrahmanirrahim. Fekhalefe min ba'dihim khalfun. اَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ اللّٰهُ مَنْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبَارِكْ لَنَا فِيهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْحَيَّ الْقَيُّومِ حَصَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَبَدًا وَدَفَعْتُ عَنْكُمُ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Biraz beklettik sizi, hakkınızı helal edin. Siz de bizi bekletiyordunuz ama. İşte kısasa kısas olmuş, olmasın. Yine de biz bazı nedenlerle geç kaldık. Ama akşam namazını müteakiben önümüzdeki sefer inşallah 4 Haziran mı oluyor? 4 Haziran'da inşallah siz akşam namazından beraber burada olursanız ben de olurum inşallah. Olur musunuz? O sonra ben geliyorum, cami yarı. Yarım saat sonra siz geliyorsunuz. Onun için ona göre hareket edeceksek akşam namazında bulunalım inşallah. Yatsıya kadar sohbeti derleyelim, toparlayalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sizlerden selamınızı götürdük. Elhamdülillah Medine-i Münevvere'de, Muvaciye-i Şerife'de, bütün ziyaretlerde, Bursa'da toplanan kadın erkek cemaatlarımızın selamları var diye ilettik elhamdülillah. Ondan sonra geldik, bir de Kosova'ya gittik. Kosova'da çok kalmadık, bir gece kaldık ama orada da Bayraklı Camisi'nde sohbet ettik. Akşamla yatsı arasında. İnşallah bizim internet sitesine o sohbet atılacak. Bir iki gün içinde atılır inşallah. Oradan da sizin çok hemşerileriniz var. Onlardan da selam getirdik inşallah. Bursa'dan çok tanışları olanlar, akrabaları olanlar var. Evet. Şimdi bugünkü dersimiz inşallahurrahman namazın önemi ve namazı zayi edenlerin, kılmayanların, terk edenlerin, kazaya bırakanların İki cihanda başlarına ne belalar geleceğine dair olacaktır. Ve bu ders inşallah ahir zamana kadar Müslümanlar kaldıkça aktarılacaktır. İnsanlar buna sahip çıkacaktır inşallah. Biz ölsek de kalsak da bu dersler devamlı dinletilecektir, ulaştırılacaktır. Nice insanlar bu vesileyle namaza başlayacaktır. Allah Teala hepinizi de bunun sevabına ortak eylesin. Burada bulunmanız nedeniyle, uzaklardan yakınlardan gelmeniz vesilesiyle bu meclis kuruluyor. Bu cemaat toplanmasa biz de bu kelamları konuşamayız. Sizlerin de burada çok büyük katkınız ve bereketiniz vardır. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlemizin defterlerimizi kapatmasın. Ölünceye kadar salih ameller nasip eylesin. Ölümümüzün ardından da bize hayır dua edecek, bizi hayırla yad edecek hayırlı nesiller ve hayırlı arkadaşlar, dindaşlar, ahiret kardeşleri nasip eylesin. Amin. Siz ki bu yola devam ediyorsunuz, inşallah ardınız kesilmeyecek. İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti felev mecrun gayru memnûn. İnnellezine de var, illellezine de var. Kur'an-ı Kerim'de iki yerde geçer. İman edip ameli salih işleyenlere ne var? Bitmez, tükenmez ecirler ve sevaplar var. Biz de iman ettik elhamdülillah ve Müslüman olduk elhamdülillah. Salih amellerde işlemeye çalışıyoruz. İşte bu dersler de salih amellerdendir. Buraya gelmek, dinlemek, amel etmek, İnsanları davet etmek, insanlara bunu tebliğ etmek, hepsi salih amellerdendir. Onların ecri, sevabı bitmeyecek, Rabbimiz buyuruyor.
Ömürleri bitecek, nefesleri bitecek, amelleri bitecek, sevapları bitmeyecek. Neden? Niyetlerinden. Çünkü bizim niyetimiz ebedidir. Biz şu anda kaç yaşına gelmişiz? Bundan sonra da ne kadar yaşayacağız? Allah bilir. Ama bizim namaz kılma niyetimiz ne kadar? Mahşer sabahına kadar yaşasak namaz kılacak mıyız? Kılacağız. Mahşer sabahına kadar yaşasak, yaşatılsak bu cemaatlere, sohbetlere devam edecek miyiz? Edeceğiz. Allah bize amelimize göre değil, niyetimize göre muamele edecek inşallah. Niyetül mümini eblehu min amelihi. Hadis-i şerifte ne buyuruluyor? Müminin niyeti amelinden daha tesirlidir. Amelin şu direğe kadar ulaşır, belki ama niyetin sonsuza kadar ulaşır. Rabbim de bize bakıyor, azmimize, kastımıza, kararımıza, niyetimize göre muamele edeceğine söz veriyor. Ne büyük kârdayız. Amellerimize kalsa bizim piller çabuk biter. 10 senelik namaz, 20 senelik namaz, şu kadar oruç, şu. Bir de ondan sonra yanlış yapmışız, deldirmişiz torbayı, gıybet, dedikodu, iftira, kul haklarına girmişiz. O sevapları da, kazandıklarımızı da ona buna harcamışız. Böylece biz cennette ne kadar kalabiliriz? Adamın ameline göre cennete girecek olsa ve cennette kalacak olsa bize kısa bir zaman sonra cennetten kapı dışarı ederler. Ama cennet sonsuz. Niçin sonsuz? Niyetlere göre verildiği için. Amellere göre verilseydi kimin ameli yetecek sonsuz cenneti kazanmaya? Onun için aman niyetlerimiz güzel olsun. Ehl-i sünnet itikadını muhafaza etmek, dinimizi muhafaza etmek, namazımızı muhafaza etmek, çoluk çocuğumuzun, halkımızın, bütün insanların imanlarını, namazlarını muhafaza etmeye vesile olmak. Bu niyetle toplandık elhamdülillah. Allah'ım ecrimizi zayi olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Şimdi biz bir kitap yazdık. Bu kitap size gelmedi. Herhalde. Namaz kılmayanların iki cihanda başlarına gelecek belalar. Şimdi bu kitap niçin lazım? İnsanlar namazı zayi ediyorlar, kazaya bırakıyorlar, vakitlerini geciktiriyorlar. Bakıyorsun, en aklı başında adam, namaz kılan adam, akşam geçiyor, umurunda değil ya. Yani, vaktini, saatini bilen adam ya. Farkı, bakıyorum yani, meclislerde toplantılar oluyor, yemekler oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Namazına dikkat eden adam az. Vakti vaktinde kılan az. Tadil-i erkana riayet eden hepten az. İnanan bile azaldı bu işlere. İnanan bile azaldı. Onun için azaldıkça kıymeti artıyor. Sizler inşallah namaz ehlinden ve Kur'an ehlinden olarak devam edeceksiniz. Şimdi evvela bu hususta bir ayet-i kerime okudum. Bu ayet-i kerimeden başlıyorum. Ben size bu kitaptan bazı ayetler ve hadisler okuyacağım. Sonra siz bunu başucu kitabı yapacaksınız. Bütün insanlara ulaştıracaksınız. Ben inanıyorum ki bu kitabı okuyup da namaz kılmayan kalmaz. Müslümansa kalmaz. Ama bırak bu işleri, ben ölünmüş, ahiretmiş, cennet, cehennem inanmıyorum diyorsa onunla uğraşılmaz. Fakat Müslümanım diyorsa mutlaka vaaz-ı nasihat tesir edecektir. Bakarsınız insanlar birden okumaya başlıyorlar. Birkaç gün içerisinde, hatta bazısına merak sarıyor, bir gecede okuyor. Böyle insanlar var. Ondan sonra da namaza başlıyor. Geçenlerde nereye gittim unuttum şimdi, çok geziyorum ya. Orada birisi dedi ki, senin bu televizyonlara çıkmandan sonra bizim orada güvenlik şirketinde çalışıyormuşlar. İşte kaç kişiyseler bilmiyorum, kalabalık. Hepsi namaza başladı. Birkaç kişi kaldı dedi. Geri kalan herkes namaza başladı. Halbuki kuvvetli de çok konuşmuyorum. Televizyonda idareli gidiyorum biraz. Buradaki gibi bastırsak, bindirsek demek üç kişi de kalmayacaktı. Hepsi başlayacak. Orada biraz idare ediyoruz işi. Ama tehdit var mı? Var. Tehlike var mı? Var. Ben mi uyduruyorum? İşte Kur'an-ı Kerim'in ayetleri ortada. Şimdi başlık başlık. Bütün başlıklara yer verelim. Kısa kısa sizlere beyan edelim. İnsan, namazsızlık ne yaparmış? İnsanı cehennemin kuyusuna düşürürmüş. İlk ders bu. Ayet var mı? Var.
Hadis var mı? Var. Meryem suresinin Estaizu billah 59. ayet-i kerimesinde ne buyuruyor Rabbimiz? فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ Peygamberlerden sonra kötü döller türedi. Tabi her peygamberden sonra türedi fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de haber verdiği dönem başka rivayetlerde gördüm 60 sene sonra diyor. Benim vefatımdan 60 sene sonra kötü döller türüyecek, namazı terk etmeye başlayacaklar. Kimdir onlar? Yezid biliyorsunuz, haini. İşte 60'lı senelerde hicretten sonra türedi bu adamlar. Bu Yezid döneminde namazsızlık başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Benden 60 sene sonra namazı hafife alacaklar, çıkacak. Öyle başladı, şimdi oldu işte 1400 senedir hemen hemen namaz terki ve zayiatı giderek ilerliyor. Şimdi buna bir dur demenin zamanıdır. En azından kendimiz ve çoluk çocuğumuz ve sevdiğimiz Müslüman kardeşlerimiz hakkında buna dur diyeceğiz inşallah. Kötü döller türediler de ne yaptılar? Eda'us-salâh, namazı zayi ettiler. Ne demek? Kılmadılar. Bir kısmı farz olduğuna inanmadılar. Bunlar ne oldular? Kafir oldular. Bir kısmı farz olduğuna inandılar, kılmadılar. Ne oldular? Fasık oldular. Bir kısmı da kıldılar, vakitlerini geçirdiler, kazaya bıraktılar. Onlar da günahkar oldular, fasık oldular. وَاتَّبَعُوا الشِّهَوَاتِ Nefislerinin arzularına uydular. Şimdi namazın terki nedendir? Sabah namazına kalkamayan niçin kalkmıyor? Uykudan. Niçin uyanmıyor? Geç yattığından. Niçin geç yatıyor? Film ve diziler seyretmekten. Ne oldu bu şimdi? Nefsin keyfine uymaktan oldu mu? Oldu. Filmin, dizinin ahirette ne yeri var? Ne kadar insanı günahkar edecek boş işler, boş şeyler. Hatta bir kısım dizilerde insanı kafir edecek sözler de var. Hiç seyredilecek bir şeyleri yok. İslami diziler bile sakat. İslami geçinen kanallardaki diziler bile sakat. Bak geçen ne yaptılar? STV denen kanalda olacak. Bir imansız ölmüş. Ona üzülüyorlar. Birisi, Müslüman olmayan birisi ölmüş. Küçük çocuk soruyor. Diyor ki, melek anne diyor, bu Müslüman olmadan ölenlerle cennette buluşacak mıyız? Dizide. Hem de kadın da kapalı. Kadın da diyor ki, evladım diyor, Allah iyiliği zayi etmez diyor. Doğru mu bu? He? Ben de sana ayet okuyorum. Estaizu billah. وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا Kafirlerin yaptıkları hangi iyilik olursa olsun biz onlara yöneldik, onları kasırgaya tutulmuş küle çevirdik. Kül. Üflemeden dağılıyor zaten. Bir de bunu fırtınaya, kasırgaya tutarsan o külden bir toz kalır mı? Kalmaz. Kafirlerin amelleri ne gibidir? وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَعْمَالُهُمْ كَشَرَابٍ بِقِيَعَةٍ يَحْسَبُوا الظَّمْآنُ مَاءً Kafirlerin yaptığı iyilik, yetime ikram etmiş, misafiri ağırlamış, şunu yapmış, bunu yapmış. Eğer imansız ise, Müslüman değilse, yaptıkları iyilikler neye benzer? Çöldeki seraba benzer. Uzaktan bakan onu ne zanneder? Su zanneder. Hatta اِذَا جَاءَ اُلَمْ يَجِدُ شَيْئًا Ne zaman ki gider, suya kavuşacağım diye hiçbir şeye varamaz. O önceden gördüğü yere gelir, orada da bir su bulamaz. وَوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهُ Ama Allah'ın azabını orada bulur. فَوَفَّاوْ حِسَابُ Allah da ona hesabını tas tamam öder. Ne demek o?
sen Müslüman olmadın, sen bana iman etmedin, yaptığın iyiliklerinde hayrını görmedin. Bu kadar. E şimdi adam İslam'ın dışında bir din üzere ölse cennette buluşabilecek miyiz? Küçücük çocuğa bunu sorduruyorlar. Diziye bak. Kadına da ne cevap verdiriyorlar? Allah iyiliği zayi etmez. Etmez ama dünyada ona bir iyilik verir. Ama ahirete geldiği zaman cennete sokar mı? Sokmaz. Ahirette bir iyilik karşılığı bulur mu? Bulmaz. Kur'an'da bu kadar ayet var. Şimdi Müslüman kanal zannedersin, başörtülü kadın falan dersin, hadi bunu seyredeyim dersin, orada da zokayı yersin. Onun için kardeşler, bu ehli sünnet meselesi o kadar ince ve hassas bir konudur ki, bunu önüne gelen dinlerken falan anlayamaz. Benim diyen adam oradan o hainliği çıkaramaz. Ama biz sizi Allah için uyarıyoruz. Bak namazı zayi ettiler, nefislerinin şehvetlerine uydular. Ne işin var senin? Ehli sünnet alimlerin sohbetleri varken, şimdi internetler çıktı, her dakika sohbet var. Cübbelahmethoca.tv'den girdiğin vakitte, hangi zamanda girsen dolu sohbet var. 50 tane, 100 tane sohbet var. Hangisini bitirdin? Canım sıkılıyor. Canın sıkılıyorsa sohbet dinle. Bizim sohbetlerde gülmek de var, ağlamak da var, her sınıf var. Her muhabbet var. Haberler, reklamlar, hepsini yapıyoruz. Ne arıyorsun daha? Efendim, Kur'an oku, zikret, kaza namazlarını öde, bir şeyler yap. Bak namazları zayi ettiler, şehvetlerine ittiba ettiler. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا Yakında gayyayı boylayacaklar. Gay, neresidir gay? اَلْغَيُّ وَالْاَثَامُ نَهْرَانِ يَسِيلُ ف۪ي مَا صَدِيدُ اَلِ النَّارِ Cehennemde iki tane ne var? Kuyu var. Birinin adı gaydır, birinin adı ethamdır. Namaz kılmayanlar, namazı terk edenler nereye gidecekler buyuruyor bu hadis-i şerifte? Gay kuyusuna. İki tane ırmaktır. Cehennemde yananların irinleri, kusmukları, leşleri, hepsinin vücutlarından akan o kızgın ateşte yandıkça aşağı doğru damlayan irinlerin toplandığı kuyuya, ırmağa namaz kılmayanları atacaklar. Buna dayanalım mı ya? Ne hadis-i şerifler var bunun? Bakın, bir hadis-i şerifte Ebu Umame radıyallahu anh rivayet ediyor. لَوْ اَنَّ صَخْرَةً زِنَةَ عَشْرِ عُشْرَاوَاتٍ قُذِفَ بِهَا مِنْ شَف۪يرِ جِهَنَّمَ مَا بَلَغَتْ قَعْرَى سَبْعِينِ خَر۪يفًا ثُمَّ تَنْتَيْ اِلَى غَيِّنْ وَاَثَامٍ Şuna bak, 10 tane 10 aylık yüklü deve. 10 aylık yüklü deve ne demek? Hamile deve. Deve zaten ağır hayvan. 10 aylık yüklü olunca ne demek? En yüklü zamanı yani, şişmiş. 10 tane 10 aylık yüklü deve. Kaç kilo? O kadar ağır bir kaya. Cehennemin bir kenarından atılacak olsa 70 sene öyle yuvarlansa dibini bulamaz. Bulamadan önce o namazı terk edenlerin atılacağı Gay Vadisi'ne gelir. Bak, o ağır niye söylüyor? Çünkü çok ağır olduğu zaman ağırlık ne yapar? Hızlı iner. Ağır oldukça ne olur? Hızlı iner aşağı. 10 tane 10 aylık yüklü deve kadar ağır bir kayayı cehennemin ağzından bıraksalar 70 sene gümbürdü gümbürdü gider. Dibini bulamaz. Bulamadan önce nereye gelir? Gay kuyusuna gelir. Dedim ki ya Resulallah, gay kuyusu nedir? Ethem kuyusu da var. O da şirk koşanlar, zina edenler, adam öldürenleri tehdit eden kuyu. Nehrani fi esfeli cehenneme. Cehennemin dibinde iki tane ırmak var. Kuyu var. Yesilu fîmâ sadîdü elinnâr. Cehennemde yananların bütün irinleri oraya, çünkü yukarıdan aşağı aka aka orada toplanır. El gayyü nehrun fî cehenneme.
Cehennemde bir ırmak, min kayhin, irinden. Irmağın tamamı irin akıyor. İrin yani yaraların içindeki cerahatlar, leşler. İnsan nasıl ki böyle döner yapıyorlar, efendim takıyorlar şişe, ondan sonra döndürüyorlar ateşe doğru. Orada döndükçe ne oluyor? Onun yağları aşağı akıyor. İşte cehenneme girenlerin de öyle bedenleri, kafaları ne oluyor? Ateşte döndürülüyor. Döndürüldükçe ne oluyor? Kaynadıkça irinleri çıkıyor, leşleri çıkıyor. Ama ölmek yok. Öyle acı çekmek var. O irinlerin hepsi toplana toplana ırmak olup akıyor. Namazı terk edenler o ırmağa atılıyor. Buna, bu rezilliğe hiçbir Müslüman razı gelmez ya. Gelmemelidir. Habisut tam, tadı pis. Baidul kar, dibi derin. Yugzefu fi'llezine yettebi'uneşşehevat. Nefislerinin kötü arzularına uyanlar işte oraya atılacaklar. Bütün mesele, adam namazı kaçırıyor. Neden? İçki içen namazı, namaz kılsa bile içki içen adam beş vakit namazın vakti vaktine kılabilir mi? He? Zaten sarhoş olduğu zaman da ne yapması lazım? Kılmaması lazım. Efendim, şehvetine uymaktan. Zina yapan adam beş vakit namazı vakti vaktine kılabilir mi? İlla kaçırır. Çünkü o zina şehvetine uymak ne yapar? Onu vakti vaktine kılmaktan engeller. Haramlar adamın namazını engeller. Faiz yiyen adam. Mutlaka o haramdan biten etler ve haram gıdadan gelen vitaminler, kuvvetler ne yapar? Haram yediği için onu harama sevk eder. Haram yiyenden de pek vakti vaktinde namaz kılmak beklenmez. Onun için nefsin kötü huylarına uyanların yeri efendim gay kuyusu. Allah'ım cümlemizi muhafaza eylesin. Allah'ım bize cehennemi gösterme ya Rabbi. Sesini de işittirme ya Rabbi. Nefesini de işittirme ya Rabbi. Ayet-i Kerime'de buyurduğun üzere ezelde hakkında iyi karar geçenlerden eyle bizi ya Rabbi. Cehennemden uzak tutulanlardan eyle bizi ya Rabbi. La esma'une hasisa. Benim öyle iyi kullarım var cehennemin. Hiç sesini bile işitmeyecekler. Halbuki sesi 500 seneden duyuluyor. 500 senelik yol olsa cehennem gürlediğimi duyulur. Ama dostlarıma işittirmeyeceğim Allah buyuruyor. Ya şu güzel namazlar, abdestler, şu tertemizlik, bunun tahareti, bunun guslü, bunun abdesti, bunun nezafeti, bunun tahareti, bunun temizliği, bunun huzuru, bunun insanı düzene sokması, insanın vaktini, saatini ayarlaması, hayatına bir düzen vermesi, bütün hayırların, bereketlerin anahtarı bu namaz ya. Sen bunu terk edeceksin, böyle bir cehennemin dibini tercih edeceksin. Hiç inananın işi mi bu? Evet. Namazsızlık, insanı cehenneme götüren sebeplerin başında gelir. Var mı ayet? Var. Ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de? Estağfirullah. Fî cennâtin yetesâlûne anil mücrimîn. Benim dostlarım cennetlerde yerleşmişler. Kafirlerin, günahkarların hallerinden, hatırlarından sorarlar. Cennetle cehennem arasından perde açılır kalkar. Mâ selekeküm fî sekar. Sizi cehenneme sokan nedir? Diye onlara sorarlar. Kâlû. Cehennemde yananların cevaplarındaki ilk madde lem nekum minel musallin, biz namaz kılanlardan değildik derler. İlk cevap namazsızlık. Ve lem nekun ut'imul miskin, fakir fukarayı da yedirmezdik. Cimrilik, zekat vermemek. Ve kunna nahud ma'al gha'idin, İslam'ın dinin aleyhine konuşanlarla biz de konulara dalardık. Ve kunna nukezzibu bi yevmiddin, ceza gününe kavuşmayı da yalanlardık. Hatta etanel yakîn, sonunda ölüm geldi çattı. Eyvah dedik ama iş işten geçti. Ölünceye kadar imansızlıkta ısrar edenler.
Azrail aleyhisselam görünceye kadar cehennemden perde açılıp da ahiretteki yerini görünceye kadar secde etmeyenler var ya. Ama cevabın başına bak. İmansızlıktan bile evvel neyi söyledi? Biz namaz kılanlardan değildik diyor. Onun için bu öyle başka amellere benzemez. Yani burada kafirlerden bahsediliyor. Tabii ki ceza gününü yalanlamak ne demek? İnkarcı, kafir demek. Ama yine de sen neye bak? İlk cevabın başına bak. Namaz kılanlardan değildik sözü de senin benim kulağıma küpe olsun. Cehennemde yananın cevabı bu. Allah bize böyle bir cevap nasip etmesin. Soru da nasip etmesin. Amin. Şimdi namaz kılarlar ama vakti vaktine kılmazlar. Vakit geçmiş, çıkmış, hiç önemsemezler. Bunlara ne var? Ayet var mı? Var. Ne buyuruyor Estaizu billah? Hepinizin devamlı okuduğunuz feveylül lil musallin. Feveylün, veil vardır. Helak vardır. Büyük tehlike vardır. Kim için? Lil musallin, namaz kılanlar için. Ya o kılmayanı konuşma zaten. O mevzunun dışına çıktı. Kılanlar da yandı diyor. Niye yandı? اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Onlar namazlarından gaflet edicidirler. Bak dikkat edin. Namazlarında gaflet edici dese hepimiz yanmıştık. Namazlarından gaflet edici. O fi olsa Arapçada, onun için Allah'ın dostları ne buyuruyorlar? Allah'a hamdolsun ki fi salatihim demedi de an salatihim dedi. Fi salatihim deseydi namaz kılarken aklı o yana bu yana gidiyor. Gitmeyen var mı? Yok, o zaman hep yanmıştık. Ama Rabbim onu buyurmadı. Namazın içinde aklı o yana bu yana gidiyor. Tevbe istiğfar eder. Ama Rabbim kime cehennemde veil vadisini tehdit buyurdu? Namazlarından gafil. Ne demek o? Geçiriyor, hiç haberi bile olmuyor da namazı kazaya bırakıyor. Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu anh, yüce sahabi diyor, Resulullah'a sordum sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulullah, bu namazlarından gafil olanlardan kasıt nedir? Buyurdu ki humullezine yuakhirune salate an vaktiha. Onlar namazının vaktini geçirenlerdir. Şimdi mesela akşam namazını kılmadın, yatsı okundu şimdi. Ne oldu bu? Kazaya kaldı. Ne var bunlara diyor? Veil var. Veil nedir? Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Veylun vadin fi cehenneme yehvi fi'l kafiru erba'ine harifen kablen yebluğe ka'rah. Cehennemde veil adında bir vadi vardır. Bir kitapsız, bir kafir oraya atıldığı zaman dibini bulmadan önce 40 sene iner aşağı. Peki kafirler için hazırlanmış olan bir yere namaz kılmamak yüzünden bir Müslümanın gitme tehlikesi var mı? Var. Çünkü ayette ne diyor? Feveylül lil musallin. O namaz kılanlara veil var diyor. E namaz kılan kafir değil ki. Vaktini geçirse de kıldığına göre demek Müslüman. Demek adam Müslüman da olsa böyle yere atılma tehlikesi var. Namazın vaktini geçirdiği için. Faiz yiyenler hakkında Allah Teala ne buyuruyor? وَاتَّقُنْ نَارَ الَّتِي اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ Ey Müslümanlar! Ben cehennemi kafirler için hazırladım ama ey faiz yiyenler! Kafirler için hazırlanmış olan ateşten sakının kendinizi! E demek ki Müslümanı demekle de kurtarılmıyor. Namazsızlık imansızlıktan sonra geliyor. Bu da bir acayip bir şey. İmansızlıktan sonra Allah'a ortak koşmak, şirk, kafirlik, hiç affı yok. Ebedi cehennem, hiç çıkması yok. Ondan sonra en büyük günah nedir sorsalar, ne cevap vereceksiniz? Namazsızlıktır diyeceksiniz. Delili nedir? Kıyamet suresinin ayetleridir. Ne buyuruyor Estaizu billah? فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى O Ebu Cehil iman etmedi, tasdik etmedi, namazda kılmadı diyor. Velakin kezzebe, Habibimi yalanladı, kitabımı yalanladı,
Yani şirk koştu, gavur oldu. Ve tevella, bana secdeden yüz çevirdi diyor. Onun için bu ayet-i kerimeden de bu anlaşılıyor. Tabi Ebu Cehil hakkında. Hoca efendi ne var? Bu ayet Ebu Cehil hakkında. Bundan bana ne ya? Bunu bana niye okuyorsun? Ben Ebu Cehil miyim? Ya sana kimse Ebu Cehil'cin demedi. Ama Ebu Cehil işi yapma. Ebu Cehil işi yapma. Ebu Cehil'in en büyük özelliği neydi? Başta gavurluk, ikincisi secde etmemek. Namaz kılmayan gavur olur mu? Namaz kılmayan gavur olmaz. Ama gavurlar namaz kılmaz. Nokta, ünlem, soru işareti, git git git. Namaz kılmayan kafir olmaz. Ama kafir ameli yapmış olur. Yani imansız işi. Öyle ya şimdi, ne farkın var? Ne farkın var? Akşam okundu geçti, o da kılmadı, sen de kılmadın. Yatsı girdi, o da kılmadı, sen de kılmadın. Ya kainatı yaradan Allah secde et diyor, etmem diyor ya. E o tabi direktman etmem dese kafir olur da. E şimdi bu tembel Müslümanların durumu vahim. Ama ben büyük konuşmak için de söylemiyorum, onları da ayıplamak için söylemiyorum. İnşallah Allah hepsine nasip etsin. Allah bizi de bırakmaktan muhafaza et. Adam kılar kılar kılar, sonra bırakan var. Bir tane arkadaş, çok sene oldu benim bu sohbetlere başlamam, maceralarım. 35 seneye dayandı bu iş. Çok adam gördüm. Çok insanlarla muhatap oldum. Dedi ki birisi, benim kayınpederim dedim. Sohbetlere gelirdi, sonra sohbetleri bıraktı. Niye bıraktı? Ya dedi, ben çok dinledim dedi, artık biraz da siz dinleyin. Halbuki o çok dinledim denir mi ya? Ne kadar dinlesek, okusak bitmez. Her sohbete geliyorsun, yeni bir şey duyuyorsun. Bak internette diyorum sohbetler var, yüzlerce belki binlerce atılacak şimdi inşallah. Ya bu kadar şey ne demek, bir saatliğinden iki saatli olan var, üç saat olan var. Yani bu binlerce saatler konuşulmuş. Bunun hepsinde farklı farklı ilimler var. Sen niye kaçırıyorsun bir tane? Bir zaman geçti diyor, sohbete çağırıyorum gelmiyor falan. Ondan sonra bir de baktım sakallı adam namazı bıraktı. Dedim diyor ya diyor, kayınpedere, ya namaz da kılmıyorsun sen falan. Ya dedi bu kadar senedir kıldım dedi, ne faydasını gördüm dedi ya. İşte bak. Ondan sonra da bunalıma girmiş falan. Bir zaman sonra da diyor bir baktım 2-3 katlı evde oturuyoruz. Bağırdım çağırdım arıyorum arıyorum, yok tavan arasında kendini asmış. İşte yani, cemaati bırakmamak lazım, sohbeti terk etmemek lazım. Bunlar bizim ruhani gıdalarımızdır, feyizlerimizdir, bereketlerimizdir. Geliyorsun bir saat ayet hadis duyuyorsun. Onlarca ayet hadis duyuyorsun. Değil mi? Bu ne yapıyor? Ruha şifa veriyor, deva veriyor. Bunalımı gideriyor. Seni ahirete yaklaştırıyor. Ölümü düşündürüyor. Moralin bozulmak değil. İnsan ahirete hazırlanmaya çalışıyor. Ama bu dünyanın efendim filmleri, bu dizileri, bunları seyreden insanlar ne oluyor? Tamamen bunalıma giriyor. Ya alamayacağı bir arabayı görüyor, bunalıma giriyor. Ya evlenemeyeceği bir kızı görüyor, bunalıma giriyor. Ya birbirini soymayı, vurmayı görüyor, o da denemeye başlıyor, ben de nasıl yapacağım diye. Bunlar böyle. Bunlar hangi filminin, dizisinin insanlara bir verdiği fayda var? Bir şey yok. E sen şimdi bunları seyredeyim derken namazı kaçır. Olacak iş mi şimdi? Maç yüzünden de namazı kaçıranlar oluyor mu? He? O da tehlike. O da tehlike. Ne oldu bugün maç? Niye iptal oldu? He? Kavga çıkmış bak. İnnemâ yuridu şeytânü en yûka'a beynekumul adâvete vel bagdâ'e fil khamri vel meysiri ve yasuddekum an zikrillâhi ve anissalâh fehelentüm müntehûn. Şeytan size içki ve kumar yüzünden aranıza kin ve düşmanlık sokmak istiyor. Sizi sarhoş edip kumar başında tutup sizi namazdan ve zikirden alıkoymak istiyor. Siz hala bırakmayacak mısınız? Rabbim soruyor Maide suresinde. Şimdi içkinin ve kumarın yasak edilmesindeki en büyük illetin ve sebebin beyanında ne diyor Kur'an? Kin ve düşmanlık sokmak.
Şimdi bu maçlarda kim ve düşmanlık sokuyor mu? Millet birbirinin kafasını kırıyor mu? Ya geçen adam öldürdüler. Hem de eski bir milletvekili miydi? Bursa'nın mıydı? Nerenindi? Bursa'nın milletvekili. Adam maç bitmiş, o bir şey demiş, o bir şey demiş. Kalktı adamı öldürdü ya. Yakında oldu. Birbirini öldürüyorlar ya. Bu nedir ya? O gol atmış, o gol yemiş. Ne olacak? Ne atan cennete girdi, ne yiyen cehenneme girdi. Ne alakası var? Ama orada sen kalkıp adamı öldürürsen bir gol yüzünden, gittin cehenneme işte şimdi. Hem de demin anlattığımız adam öldüren nereye giriyor? وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا. İki tane ırmak var. Birisi gay, birisi ezam. Adam öldüren ezama girer diyor. Yapmamak lazım bu işleri ya. Bu yüzden insan Allah'ın zikrini bırakır mı ya? Namazı bırakır mı? Namaz baştan aşağı zikirdir. Bütün tekbirleri, Sübhanekeleri, Fatihaleri, sureleri, Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Alası, Ettehiyyatü, baştan sona Allah'ın zikriyle doludur. İnsan bu namazı bu yüzden araya verir mi? Ne diyeceğiz? Evet. Namazı terk edenler niçin terk ediyor? Dünya sevgisi yüzünden terk ediyor. Ne buyuruyor Allah-u Teala? Ya eyyühellezine amenû la tulikum envalukum ve la evladukum an zikrillah. Ticaretiniz, dükkanınız, mallarınız, işiniz, gücünüz, bir müessesede işçi olarak çalışmanız, çocuklarınızla meşgul olmanız ne yapmasın? Sizi Allah'ın zikrinden, yani namazdan alıkoymasın. Çünkü farz olan zikir hangisidir? Kimsenin günde 100 kere la ilahe illallah demesi farz değil. Faziletli ibadettir. Ama farz olan zikir hangisidir? Namazdır. Velkımız salate li zikri. Namazı hakkıyla kıl. Benim zikrim için, beni hatırlamak için kıl. Dolayısıyla işin, gücün, malın, mülkün, karın, çoluğun, çocuğun seni namazdan alıkoyarsa, bir vakit namazı bile kaçırtırsa ne olursun sen? وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Kim malından, işinden, gücünden, dükkanından, tezgahından dolayı, efendim soruyorlar, ben bir yerde çalışıyorum, namaza izin vermiyorlar, orada çalışabilir miyim? Nasıl çalışabilirsin diyeyim? Senin cehenneme gitmene fetva mı vereyim? Namaz farz. Hadi sünnetleri de kılmana vakit yok. Ama farzı, yatsının 4 rekat farzı, öğlenin 4 rekat farzı, bunu kaçırtıyorsa bir iş yerinde, aldığın para haramdır. Haramdır. Çünkü farzı kaçırttırıyor. Ben sana ne yapayım? Oradan çıkarsam aç kalacağım. Yapma böyle. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Kim Allah'tan sakınır, haramdan kaçınırsa, Allah ona her dardan çıkış kapısı yaratır. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Beklemediği yerden rızkını gönderir. Bu Allah'ın ayetidir. Sen Allah'a mı inanıyorsun, şeytana mı inanıyorsun? Şeytan sana diyor ki, namaz kılacağım diye işten çıkarsan aç kalırsın. Allah da buyuruyor ki, sen bu namazsızlık haramından sakınıp da namaz kılacağın bir iş ararsan beklemediğin yerden rızkını göndereceğim. Ondan sonra sen ne yaptın? Ya tamam da hoca efendi, ayet var, hadis var ama şimdi biz de işten çıktıktan sonra ne olacak? İmtihan olacak. Belki biraz aç kalırsın. Efendim, börek yiyemezsin de yanmış kabuk yersin. Biraz da idare et. Ve men yetevekkel alallahi fehuve hasbu. Kim Allah'a güvenirse Allah ona yeter. Ben yeterim diyor. İnnallâhe bâliğü emri. Allah tuttuğu işe ulaşır. Ne buyurduysa yapar. Evham etme. Ama namazların farzlarına müsaade ediyorlarsa işten çık demem. Farzları kılabildiğin yerde işten çık demem. Ama ve lakin, farzlara izin yoksa, cumaya izin yok. E cumaya izin yoksa bu nasıl şimdi olacak ya? Cumaya çıkamıyorum diyor. Ya ben de sana ne diyeyim, dur orada diyebilir miyim sana?
Burada ateş yanıyor. Ondan sonra ben de sana dur nasıl derim? Yanarsın. Rızkına Allah kefil. Merak etme. Bu kadar secde etmeyenleri yediriyor içiriyor da sen Allah'a secde edeceksin de aç mı kalacaksın? Ama biraz da kanaat lazım. Yani belki biraz maaşın az olur. Belki birkaç ay işsiz kalırsın. İdare edeceksin. Akraba, konu komşu da bir böyle insanlara yardım etmesi lazım. O da sevap alır, kazanır. Ama şimdi hanım dır ederse işte bak namaz için işten çıktın. Şimdi de işte bulamıyorsun. Gördün mü? Ondan sonra uğraş da dur. Karının dırdırı cehennem azabından beter. Ne yapacağız? Ey iman edenler, mallarınız ve çocuklarınız sizi benim zikrimden, namazdan alıkoymasın. Başka ayette ne buyuruyor? İnne min ezvacikum ve evladikum aduven lekum fehzeruhum. Eşlerinizden ve çocuklarınızdan öylesi vardır ki size amansız düşmandır. Onlardan sakının diyor. Sana boş ver namazı şimdi. İşine devam et. Nerede bulacağım böyle maaşı? Derse düşmanlık ediyor. Düşmanlık ediyor. Çocuk da olsa düşmanlık ediyor. Evet. Onun için efendim namazı vaktinden geçiren Allah'ımızın buyruğu üzere فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Bak alıkoymasın. Sonradan kılarsın. Kaza yaparsın. Yok. Vakti vaktinden, zikirden alıkoymasın. Eğer seni geri bırakırsa biraz, kim bunu yaparsa dünyasını da kaybetmiştir, ahiretini de kaybetmiştir Allah buyuruyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh'a rivayet edilen hadis-i şerifte Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ne buyuruyor? İnne evvele ma yuhasebu bil abdu bi salati fe in salahat fekad efleha ve encah ve in fesedet fekad khabe ve hasir. Kabre indiği zaman Müslümana ilk sorulacak olan namazdır. İmandan sonra Rabbin kim cevaplarını verdikten sonra ilk sorgu sual namazla alakalı olacaktır. Namaz hesabı düzgün olan, buluğa erdiğinden beri kazası bulunmayan, kazaya bırakmışsa da sonradan tevbe edip kılan, borcunu ödeyerek Rabbine kavuşan, tabi abdesti tamam olacak, guslü tamam olacak, tadil erkan üzere namazını vakti vaktinde huzur üzere kılacak, farzları cemaatle mümkün mertebe kılacak, dosya güzel, namaz hesabı temiz, işte bu kurtulmuştur diyor. Hatta Rabbim ne buyuruyor? Ey benim meleklerim, bu kulumun namaz hesabı doğru düzgün çıktığına göre diğer meseleleri geçiştirin, incelemeyin. Ama namazda sakatlık çıktığı zaman Rabbim ne buyuruyor? Bunun bütün işlerini deşin. O hesabı zaten deştiği zaman kimse sağlam kalmaz. Herkes Allah'ımızın affına muhtaç. Rabbim husrana uğramaktan muhafaza eylesin. Nereden geliyor? Bu işler nereden geliyor? Dünya sevgisinden geliyor. Şimdi namazını kazaya bırakan niçin bırakır? Maç için, dünya sevgisi diyelim, iş için, dünya sevgisi, hanım için, dünya sevgisi, çocuk için, dünya sevgisi. Hubbu dünya rasukullu hatiye. Bütün hataların başı dünya sevgisi. Ahiretini seven ve tercih eden kişi Allah'ın zikrini hiçbir şeye tercih etmez. Allah'ın zikrine hiçbir şeyi tercih etmez. Evvela kulağı ezanda olur. Aklı namazda olur. İstehvede aleyhimuş şeytan fensâhum zikrallah. Bu namazsızları, Allah'ın zikrini unutanları kim bu hale getirdi? Şeytan onları istila etti diyor. Ne yaptı onlara? Allah'ın zikrini unutturdu. Namazlar geçiyor, adamın aklına bile gelmiyor. Bu demek şeytanın esareti altında, yenik durumda kalmış. Ulâki hizbü şeytan, elâ inne hizbe şeytan, humul hasirun. Kim ki Allah'ın zikri olan, en büyük zikri olan namazlarını kılmaz, vaktinde kılmaz, kaçırır geçirir, aklına bile getirmez, onlar şeytanın cemaatidir,
Şeytanın taraftarları, iki cihanı kaybetmiş olanların ta kendileridirler. Niye biz Allah'ın taraftarı olmuyoruz ya? Şimdi bak takım tutuyorsun, o takım, bu takım. Şimdi bir tarafta Mevla çağırıyor, bir tarafta şeytan bağırıyor. Kime uyacağız? Kimin taraftarı olacağız? Allah bizi kendini seven, zatına secde eden hakiki müminler taraftarlarından eylesin, amin. Şeytanın taraftarlarından olmaktan muhafaza eylesin, amin, amin. Evet, içki yüzünden namazı terk edenlerin başına gelecekler. Abdullah ibn Amr radıyallahu anhuma'dan rivayet edilen hadis-i şerifte Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men teraka salate şükran merraten vahideten fekennema kanet lehu dünya ve ma aleyha fesuliba. Bir adam içki içip sarhoş olduğu için bir vakit namazı kaçırsa, içki içip sarhoş olduğu için bir namazı geçirse, bu adamın zararının, ziyanının hesaplamasına gelince sanki diyor bütün dünya ve üzerinde ne varsa hepsi ona ait iken hepsi elinden alınmış gibidir. Zarara bak ya. Ve men teraka salate şükran erba merrat kâne hakkan alallah azze ve cel en yuskiyehu min tînetil khabal. Bir adam içki içip kafayı çektiği için, sarhoş olduğu için hayatında dört vakit namazı terk ederse, dört vakit sarhoş olarak namaz geçmiş, buna cehennemdeki tînetül habalden içirmek Allah üzerine bir haktır, söz veriyorum ona cehennemden tînetül habal içireceğim diyor. Dediler ya Resulallah, tînetül habal nedir? Buyurdu ki usâratü ehli cehenneme. Nasıl portakal suyu sıkıyorsun, işte marmelatlardan, şunlardan, bunlardan sıkıyorsun da böyle efendim bir usara yapıyorsun ya, sıkmalar, meşrubatlar var, sıkma. İşte diyor cehennem ehlinin ateşte yanarken o ateş azabının onları yakmasından, onlardan çıkan ne kadar irinler varsa o sarhoşluk yüzünden dört namazı kaçırana o cehennemdekilerin irinlerini içirmeye söz veriyorum Allah buyuruyor. İçki başka bela. İçtiğin mi namazı kaçırırsın başka bela. Hepsi birbirinden daha büyük bela. Şimdi efendim ben kılıyorum ama hanım kılmıyor. Eyvah, mesuliyet var. Çocuk kılmıyor. Sabah namazına kalkmıyor. Oğlanı kaldıramıyorum. Kızı kıldıramıyorum. Vah vah vah. Ne yapacağız? Mesul müyüz? Mesulüz. Ne yapacağız? Şimdi kardeşim, Rabbim ne buyuruyor? Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu la tehunullah ve resulü tehunu emanatikum. Ey inananlar, Allah'a hainlik yapmayın. Peygamber'e hainlik yapmayın. Emanetlerinize de hainlik yapmayın. Bu çocuklar bize emanet mi? Hanım bize emanet mi? Emanet. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyeti. Hepiniz çobansınız. Her çoban güttüğü sürüden sorumludur. Kurda kaptırırsan kuzuyu, sahibi sana ne der? Öde bakalım der. Onu telafi ettirir, sana bunu ödettirir. Sürünün sahibi. Bütün insanların, cinlerin maliki Allahu Teala. Hanımı sana verdi, sahibi Allah. Çocukları sana verdi, sahibi Allah. Bunlar sana nedir? Emanet. وَمَا الْمَالُ وَالْاَهْلُونَ اِلَّا وَدِيَعَةٌ فَلَا بُدَّ يَوْمَا لَنْ تُرَدَّ الْوَدَائِعُ. Mal da emanet, aile de emanet, çoluk çocuk emanet. Bir gün geri verilecek mi? Allah'ın huzuruna götürülecek mi? Hani namaz kılmamış bunlar? Peki, bu çocuk senin malını telef etseydi kızar mıydın? Kızardın. Arabanı çarpsaydı kızar mıydın? Kızardın. Evin halısını çalsaydı, satsaydı kızar mıydın? Bizim bir hacı abi vardı, çok eski benim çocukluk dönemlerimde, evinde de böyle o zaman Kayseri bünyan halıları vardı. O zaman böyle acem macem halıları çok yoktu, Kayseri'nin halıları çok meşhurdu. Bünyan halıları böyle. O çocuğu da eşkıya olmuş, babası hacca gitti mi, ömreye gitti mi, geliyor evden bütün halıları alıyor, satıyor. Adam her sene de hacca gidiyor, artık hacca gitmeye korkuyordu. Sonra bir tane, birkaç arkadaş var talebelerden, camiye geldi, dedi ki ben dedi hacca gidiyorum da dedi evime dedi sizi bekçi koyayım da bir ay siz kalın evde.
çocuk halıları satmasın diye. Ondan sonra o çocuğu bir reddetti. Çocuk tevbe etti, ne etti, 60 yaşına... Mümkün değil, ne eve aldı, ne ocağı aldı. Anası ağlıyordu yahu, affet çocuğu, dönüş yaptı, kaç yaşına geldi. Çoluk çocuğa karıştı falan. O hacı amca hiç hakkını da helal etmedi, çocuğu da affetmedi, öyle öldü gitti mesela. Niye? Halıyı satıyor diye. Lan bizim çocuk halıyı satsa ben de bir daha halı almam. Ne yapacağım? Açık oturun sen. Gitti efendim. Şimdi mübarek adam namaz kılmıyor, bir şey demiyorsun. Oruç tutmuyor, bir şey demiyorsun. Halıyı çaldı mı, sattı mı, halı da pahalı el halısı, bas bas bağırıyorsun. Olmadı. O halı o çocuğun namazından daha mı önemlidir? Evet, araba meselesi, değil mi? Anahtarı çalıyor çocuklar, babasının anahtarlarını çok çalıyorlar. Arabanın anahtarını çaldı gitti, hadi çaldı mıyım değil. Gide gitti çarptı. Bir çaldı çarptı meselesi var yani. Çalar da sağlam getirirse, hadi idare eder. Ama çarptı. Karşı tarafında tazminatı var, bunun da var, ooo 10 bin lira masraf. Allah senin gibi çocuğun boyunu bosunu devirsin Allah. Başlar bağırmazı. Ama sabah namazına kalkmıyor. 18 yaşında çocuk. Hiç onu kaldırmaya uğraşmaz. Ya anası kaldırayım dese babası da... Geç yattı çocuk, bırak uyusun. Ya babası kaldırayım dese anası, çocukcağız ya uykusuz kalacak. Az daha alacak, koynuna sokacak 20 yaşında çocuğu. Çocukcağız. Ama ne çocukcağız? Vur kaldır aşağı sen. Nuru evladekum bis salati ve mebna'u seb'in. 7 yaşında çocuklarınıza namaz kılmayı emredin. Niye? Alışsın diye. Bizimle 17 yaşında alıştırmaya başlıyor. 17 yaşında alışır mı? Her işe alışmış zaten. Bir namaz kalmış daha, alışmaz ki. وَضْرِبُوْمَ عَلَيَاوُ مَبْنَاوْ عَشْتِنْ 10 yaşına geldiği zaman kılmıyorsa dövün diyor. Dövün deyince surata vurmak haram. Öyle tak, çuk, yok. Kaba etlerine, kalçalarına, kaba etlerine hafif birkaç yapıştırın diyor 10 yaşında. Ne demek o? İşin ciddiyetini anlatmak için. Emanet. Efendim, eğer bir insan, çoluğu çocuğu, efendim yakınları namaz kılmaz iken, eğer onlara Allah için nasihat etmiyorsa, vaaz etmiyorsa, hakkı söylemiyorsa, yerine göre gazaplanmıyorsa, kızmasını da beceremiyorsa, bu kişi Allah'ın en büyük hakkı olan namazı hafife alanlardan olur. Niçin? Maddi bir zarara öfkelendiği kadar bu manevi zarara eğer çıkışmıyorsa, etkilenmiyorsa bundan, demek ki Allah'ın dininin, namazının, zikrinin onun nezdinde hiçbir önemi yok. Allah'ım ya Rabbim, evlerimizi, ocaklarımızı namazsızlıktan muhafaza eyle ya Rab. Hepimizin çoluk çocuklarımıza namaz nasip eyle ya Rab. Kurban olduğum sana Allah'ım, hidayet sendendir ya Rab. Torunlarımıza da nasip eyle. Kıyamete kadar bizden ne üreteceksen, ne türeteceksen hepsini namaz ehli eyle ya Rabbel Alemin. Bir namazsız bırakma ya Rab. Amin. Ya çok kötü bir şey bu ya. Ama maalesef asrımızın en büyük hastalıklarından kanser, şeker, ülser falan hiçbir şey değil. Asrımızın en büyük felaketi namazsızlık. Müslümanlar hakkında konuş. Ne buyuruyor Rabbimiz? Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu, ku enfusekum ve ehlikum nara. Ey inananlar, önce kendinizi, sonra ailenizi ateşten koruyun. Ku dönnâs vel hicâr. Cehennemin çırası insanlarla kükürt taşlarıdır. Atarım sizi, hem de cehennemi sizinle tutuştururum, Allah buyuruyor. Ey inananlar, kendinizi koruduğunuz gibi ailenizi de koruyun. Ya bu nedir? Bu emir kimedir? Muhammed Mustafa'ya ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Estaizu billah, bismillah. Ve emir ehleke bis salati ve sabir aleyha. La nes'eluke rizqa. Nahnu nerzukuke vel aqibetu lit takva. Kendin Habibim,
Çoluk çocuğuna, hanımına, kızına namazı emret. Sen de namaza devam et. Ne yapıyordu? Gece teheccüde kalktığı zaman bırak sabah namazını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi hanımının evinde nöbette kalıyorduysa uyandığı vakitte ne bağırıyordu, ne buyuruyordu? Ey kızu sabahibel hüceri. Sabah namazı değil, teheccüd namazı. Odalarda bulunan, odalarda yatan hanımları, çocukları uyandırın. Ferubbe kâsiyetin fid dünya âriyetun fil âhira. Şimdi dünyada evimiz var, odamız var, yorganımız var, yatağımız var. Dünyada nice giyinmiş insanlar ahirette çıplak kalacaklar. Onun için namazla giyineceğiz, namazla korunacağız. Cehenneme karşı sipere gireceğiz inşallah. Biz uyandırmaya bakalım. Evet, Allah için namazı emredelim ve namaza devam edelim. Şimdi buraya kadar ne okuduk? Ayeti kerimeler okuduk. Şimdi ne yapalım? Hadis-i şeriflere bakalım. Namazı terk etmek adamın dinini, imanını tehlikeye sokar mı? Sokar. Ubade bin Samit radıyallahu anh rivayet ediyor. Dostum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana 7 şey emretti. La tüşrikû billâh şey'en ve in kutta'tum ev hürriktum ev sullibtum. Asılsanız da, kesilseniz de, yansanız da, yıkılsanız da Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ve la tetrukus salâmü teammidîn. Kasten namazı bırakmayın. Kasten ne demek? Uykudasın, uyanamadın, müstesna. Baygınsın, ameliyatta, yoğun bakımdasın, yani kendinde değilsin, müstesna. Ama kasten namazı bırakmayın. فَمَنْ تَرَكَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّهِ. Ne olacak şimdi bu hadis-i şerif? Kasten namazı terk eden İslam dininden çıkmış olur. Eyvah! Bu hadis-i şerif ne olacak şimdi? Birkaç hadis-i şerif daha söyleyeyim. Büreyde radıyallahu anh var. El ahdü lezî beynenâ beynumus salâh فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرْ. Münafıklarla bizim aramızdaki ahit namazdır. Efendim kafirlerle aramızdaki ayrım namazdır. Namazı terk eden muhakkak kafir olmuştur. Bu ne demek? Şimdi namaz kılmayan kafirdir demek mi? Değil. Ya şu demek. Eğer hafife alıyorsa, ne lazım ya, mecbur muyum falan, bu şekil düşünüyorsa kafir olur. Yok ama farzdır, ama ben çok tembel adamım, Allah bana nasip etsin, hidayet etsin diyorsa kafir olmaz, ama bu namazsızlık onu götüre götüre nereye götürür? İmansız ölmeye kadar götürür. Tehlike var. Onun için biz namaz kılmayana kafir demiyoruz. Evet. Muaz ibn-i Cebel radıyallahu anh rivayetinde hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la tetrukenne salate müteammiden. Bir adam geldi, ya Resulallah bana bir amel öğret, onu yaptığım zaman cennete gireyim. Resulullah da buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, la tüşrik billahi şey'en, yansan da yıkılsan da Allah'a ortak koşma. Ve ati' valideyk ve in ihracake min malik. Bütün malından, evinden, barkından seni çıkartıp atsalar da anana babana itaat et. Bu ana babaya itaat meselesi var ya. İnşallah ben kazanacağım bu işte. Yani itaatim tamamdır elhamdülillah. Ne sıkıntılar olsa da, maddi bunalımlar, borçlar, harçlar, hacizler, neler neler, başıma gelmeyen kalmadı. Ama anana babana itaat et. Burası mühim. Ve la teşrabil hamr fe inna miftaha kulli şer. İçki içme, bütün kötülüklerin anahtarı odur. Bütün kötülükler bir yerde toplanmış, içki içtin mi orayı açtın, içine girdin. Bu bela, bu şarap, bu içki. Allah muhafaza. La tetrukenne salate müteammiden fe innehu men terake salate müteammiden beri et minhu zimmetullah. Kasten namazı bırakma. Bir adam kasıtlı olarak bir vakit namazı bırakırsa Allah'ın koruması ve güvencesi ondan uzaklaşır. Rabbim ne diyor? Kılan benim sigortamdadır, namazı kaçıran benim güvencemde değildir. Özellikle hangi namaz? Sabah namazı.
Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Men salla subha fehuve fi zimmetillah. Bir adam sabah namazını güneş doğmadan kılarsa, hele bir de cemaatle kılarsa çok mükemmel olur. O kişi Allah'ın güvencesinde olur. Ta ertesi güne kadar Allah'a sigortalı. Sigortalı. Bir adam sabah namazını kaçırdı. Bakın dikkat edin. Başına bela gelenlerin o gün kaza, bela, sıkıntı, musibet hep inceleyin, o gün sabah namazını kılmamıştır. Kaçırmıştır. Dikkat edin. İnceleyin. Kendinizden de ölçün biçin. Başınıza bela geldiği günlerde bir bakın, o gün sabah namazını kaçırmışsınızdır. Hele ki cemaatle kılan Allah'ın tam sigortasındadır. Böyle büyük bir iş. Adam Suudi Arabistan'ın cezaevlerinde müdürlük yapmış. Dün gece Flash TV'de de söyledim herhalde. Bir Arap kanalında dinliyordum. Şaşırdım kaldım. Dedi ki bu hadisi okudu. Ben 25 sene dedi hapishane müdürüyüm. 25 sene. Her gün dünya kadar tutuklu geliyor. 25 senedir her gelene sordum. Bugün sabah namazını kıldım mı? 25 senedir bir tane sabahı kıldım deyip de hapse giren görmedim diyor. Bu böyle. Ya bu kadar belalar, felaketler, yani yolda giderken araba köprüden senin üstüne iniyor ya. Bu zaman böyle bir durumdayız yani. Her yer bela olmuş. Onun için mutlaka namazlarımıza devam edelim inşallah. Öyle sabah namazı için sigortası. Evet, namazı terk etmek adamı ne yaparmış? Ne yaparmış biliyor musun? Adamı Allah'ın düşmanları arasına sokarmış. Hadis var mı? Var. An Abdullah ibn Amr radıyallahu teala anhuma. Abdullah ibn Amr radıyallahu teala anhuma hazretleri buyuruyor. Resulullah'tan işittim sallallahu aleyhi ve sellem. Men lekiyallahu teala yevmel kıyame bis salavatil hamsi ve siyami ramazan ve l'ihtisali minel cenabe kâne abdallahi hakka. Kıyamet gününde bir adam Allah'ın huzuruna çıktığı zaman 5 vakit namazı varsa, Ramazan oruçları varsa, cünüplükten de gusle dikkat etmişse, guslü de varsa, yani gusül ediyorsa, dünyada etmişse, bu adam Allah'ın dostu olarak Allah'a kavuşur. Ve men ihtane minunne şey'en kâne aduvvallâhi hakkâ. Her kim Allah'ın huzuruna çıktığı zaman namazı sakatsa, orucu sakatsa veya gusül abdesti alma hususunda dikkatsizliği varsa, bunlardan birini bile yapsa, yani terk etse, Allah'a gerçek bir düşman olarak kavuşur. Ne olacak? Bu çekilecek bir şey mi ya? Allah Allah. Namaz kılmayanların kafaları ahirette kayalarla cehennemde ezilecek ve bu azap hiç bitmeyecek, tükenmeyecek. Semura İbni Cündeb radıyallahu teala anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazından sonra sahabeye dönerdi. Çoğu kere hel ra ehadun minkum min rüya, İçinizden bu gece bir rüya gören var mı? Tabir edeyim diye buyururdu. Bir sabah her gün birileri bir rüyalar görürdü. Rüyalarını tabir ettirirler. Bir sabah buyurdu ki اِنَّهُ اَتَانِ اللَّيْلَةِ اَاتِيَانِ Bu gece bana iki tane melek geldi. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Bana dediler ki kalk gidiyoruz. Beni götürdüler. Yürü dediler. Ben de onlarla beraber yürüdüm. Geldik bir adamın yanına. Adamı sırt üstü yatırmışlar. Ve izâ innâ eteynâ alâ racülün muzdacâ ve izâ âhâr kâimû aleyh bi sahra. Başka biri adamın kafasında dikilmiş, elinde de kocaman bir kaya var. Fe izâ ve yehzî bi sahreti li râsi. O başındaki adam o kocaman kayayı adamın kafasına vuruyor. Fe yeslehu râsehu. Başını dümdüz ediyor. Bütün kan irinleş. Şey, pirzola gibi oluyor böyle. Fe yetedehdehul hacar. Taş yuvarlanıyor gidiyor. فَيَخُذُوا فَلَا يَرْزُعُ لِهَتَّى الصَّحَرَاتُ O adam gidiyor, işte o adam kılığında melek.
taşı alma, taşı alana kadar bunun kafası yeniden düzeliyor. Çünkü azap devam edecek. Bir kere kafası ezilmekle bitmez. Niye? Her gün 5 kere kafayı secdeye eğmediğinden. Ağırlanıyor. ثُمَّ يَعُونَ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُوا بِمِذْنَ مَا فَعَلَى الْمَرَّ الْاُولَى. Yeniden kafasına kayayı bir geçiriyor, kafası dümdüz oluyor, adam canlı. Ölse acı duymaz, adam canlı canlı. Kafa dümdüz oluyor. Ondan sonra bir daha taş yuvarlanıyor, bir daha gidiyor alma. Sübhanallah, mahaza. Dedim Sübhanallah. Nedir dedim bu ya? Ey Cibril, ey melekler, bana ne gösteriyorsunuz? İntalık. Yürü dediler, bu hadis uzun. Ben ilgili konuyu anlatacağım. Başka şeyler gösterdiler, gösterdiler, gösterdiler. Hikmetini sorunca yürü devam et dediler. Devam et, devam et, devam et. Yolculuk bitince dedim feinni raytu munzul leyleti aceben. Bu gece beni gezdirdiniz, gezdirdiniz. Bana ne acayip işler gösterdiniz. Bunları bana izah edin. Fema hazellezi rait. Bu gördüğümde neydi? Dediler şimdi sana tek tek izah edeceğiz. اَمَّا الرَّجُلُ الْاَوَّلُ الَّذ۪ي اَتَيْتَ عَلَيْهِ يُسْلَغُ رَأْسُ بِالْحَجَرِ. Sen ilk önce bir adamın yanına gittin, hani kafası taştan eziliyordu ya. Evet. İşte o adam فَاِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُزُهُ. Önce Kur'an'ı öğrenir, sonra Kur'an'ı unutur. Ezberlediği sureleri unutur. Okumaz, terk eder. وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ. Farz namazın vakti gelir, o uyanmaz. Uykuda namazı kaçırır. Onun kafası böyle ezilecektir. Şimdi bu sabah namazını kaçıracak var mı aranızda? Yiğit. Bu sabah namazı yatakta getirecek bir yiğit var mı aranızda? Bu işler böyle. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Miraç gecesi gördü. Yine böyle kafaları ezilenler. Dedi ya Cibril bunlar kimdir? هَاُولَٰا اِلَّذ۪ينَ تَتَثَاقَلُ رُوسُمْ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ. Sadece sabah namazı değil. Bazı adamlar da var, sabah namazını kılıyor, öbür namazları kılmıyor. Bunlar da en zorunu yapıp öbürlerini bırakıyorlar. Nasıl bir iştir anlamaz. Adam diyor ki, ben diyor her sabah kalkarım, namazımı kılarım, işe çıkarım, ondan sonra gündüz çok işim yoğun diyor, kılamıyor. Sabah en zoru. Sabah da namaz için kalkmıyor, işe gidecek diye kalkıyor. Anladın mı şimdi? Kalkmışken kılayım diyor ya. Yine tabii bir namaz bir namazdır. Ne kadar kurtarırsak o kadar kârdır. Ama yani akşam sabahtan aşağı mı ya? Öğlen öbüründen aşağı mı? Hepsi birbirinden değerli namazlar. Bir bak evet. Ey Cibril bunlar kimlerdir? Farz namazların secdelerine eğileceği zaman başı ağırlaşan, nasıl eğileceğim, nasıl secde yapacağım? Hele bir de pantolonları dar olup da ütü mütü yapanlar var ya, o ütüm bozulmasın diye ne zorlanıyorlar ya. Kafaları aşağı inmekten zorlananlar. Allah bize seve seve secde yapmayı nasip eyledi elhamdülillah. Ben bypass ameliyatı olduğumda, işte 5 seneyi doldurdu herhal, Mayıs'ta olduydum. 5 Mayıs işte, evvelsi gün olmuşuz, 5 seneyi geçti. Bir iki ay tabii secde yapamadım. İma ile kılıyoruz. Bypass olunca diyorlar ki bir zaman için secdeye eğilemezsin. Buralarını yarmışlar, kesmişler, bağlamışlar. En ağrıma giden, yani en çok zorlandığım, en çok özlediğim, en çok vallahi azim billahi kerim secde, secde, secde. O secde edememek neymiş o zaman anladım. O ne ağır bir şey ya, o ne zor bir şey o secde etmemek ya. Ama tabi Allah sormaz, ima ile kılıyordum ama ne zaman o işte serbest oldu da secdeye indim, bütün dünyayı hepsini mi verelim deseler secdeyi verin derdim. Secdeyi isterdim. Secdem olsun bir şeyim olmasın. Ya bu secde etmemek ne demek ya? Kafan ağırlanıyor. Ne ağırlanıyor? Seve seve yat Rabbinin huzurunda, alnını topraklara sür be. Aman kardeşler. O namaz kılmayınca kaçırırken şunu düşünün. Yani Rabbim bana yat benim huzurumda secde ediyor. Ben direniyorum. Senin huzurunda eğilmeyeceğim diyorum. Bunu düşünürseniz hiçbiriniz böyle bir Allah'a karşı insafsız, vicdansız değilsiniz. Onun için hemen ne yaparsınız?
Bırak şu şeytanın nefsin, kır kafasını ya. Bacağını kır derler. Şeytanın bacağını. Ne bacağını kır? Kafasını kır ne? Kır, secdeye yat. Bir vakitte kaçırma. Evet. Bir vakit namazı kaçırdın. Neyi kaçırdın? Kazası var. Herif bir de diyor ki yemeğin kazası yok, namazın kazası var. Bu ne zındık ya? Böyle laflar da konuşuyorlar ha. Şimdi yemeğin kazası yok. Ne demek kazası yok? Yemek duruyor orada. 5 dakika sonra yine var. Namazın kazası. Ezan okundu mu çıktı. Yatsı okundu mu akşam çıktı. 3 rekat kılacaksın farzı diyelim. Bunun kazası var denir mi? Kazası var ama kaça patlar? Kaça patlar? Men teraka salate mutaammiden hatta madda waqtuha uzibe fi'n nar hukuba. Bir namazı kasten terk edip vaktinden çıkaran cehennemde 80 sene azaba tutulacak. Bir namaza 80 sene. Yanmak var. Bir yerde bunu anlattım. Orada cuma vaazında çok seneler evvel, belki 25 sene var. Bir yere gitmiştik. İstanbul dışında. Orada dinleyen gençler var. Onlardan da biri çıkmış gitmiş onu bir dükkanda anlatmış. Orada da bir öğretmene mi rastlamış, neye rastlamış? O da ona demiş, dur bakayım ben ne kadar yanacağım demiş. Kaç senedir kılmıyorum demiş, 5 kere 8'den hesap yapmaya başlamış. Çocuğu da utandırmış. Sonra ben de 5-10 gün kaldım orada. Geldi, ya hocam dedi, senin anlattığını gittim dedi, bir yerde anlatma. Adam da böyle yaptı bana dedi, alay etti benden falan. Yahu dedim, sen niye ona diyemedin? Ne diyecektim dedi. Yahu amca, sen 5 kere 8'den hesap yapma. Niye? Sen hiç çıkmayacaksın. Alay ediyor, 5 kere 8'den ne kadar yanacağım diye. Yani sen hiç çıkmayacaksın dedi. Hiç hesap yapma deseydin o rezil olurdu dedim. Ne yapıyorsun çocuk? Ya. Bir de hesap yapıyor. Kaç ne kadar yanacağım? Hiçbir Müslüman insan kalkıp da bakayım ne kadar yanacağım diye hesap yapar mı ya? Demek sen cehenneme inanmıyorsun. Değil mi? Ondan sonra o kılmayanların bir lafları daha var. Nedir o? Ya şimdi geçiriyoruz, kaçırıyoruz da cehennemde kızgın saçın üzerinde kılarız. Bu da gavur lafıdır. Burada halının üzerinde kılmıyor, kızgın saçın üzerinde kılacakmış. Yani alay ediyor, ateş yok. Nerede yok? Evet, Nevfel İbni Muaviye radıyallahu teala. Sahabenin adı Nevfel. Ne buyuruyor hadis-i şerifte Resulullah, onun rivayet ettiği hadisinde? مَنْ فَاتَهُ صَلَاتٌ فَكَنَّمَا بُتِرَ اَهْلُهُ وَمَالُهُ. Bir adam bir vakit namazı kaçırdığı zaman hanımı, çoluğu, çocuğu, evi, barkı, malı, mülkü, nesi var, nesi yok, hepsi yanmış, yıkılmış, kaybetmiş gibidir. Bak, çıktık, evden çıkmışsın. Şimdi Allah etmesin, Allah cümlemizi muhafaza etsin. Evimiz yansa, içinde hanımı, çoluk, çocuğumuz hepsi yansa, bütün malımız, birikimimiz yansa, bir adamın akşamı kaçırması aynı onun gibidir. Her şeyin gitti. Bunu böyle düşündüğün zaman da o namaz kaçırılır mı ya? Özellikle ikindi namaz. Men terake salatel az fakat habit amel. İkindiyi kaçıranın diyor, terk edenin bütün sevapları silinmiştir diyor hadis-i şerifte. İkindiyi kaçıran lezi tefucu salatul asri fekennemâ vütüra ehlû ve mâ. Ailesinin malının tümünü yitiren gibidir ikindiyi kaçıran. Bunlar hep sahih hadis-i şerifler. Namazı kasten terk edenin adı nerede yazılı? Nerede? Hiç dünyada bir yerde namaz kılmayanlar diye bir liste var mı? Yok. Ama ahirette var mı? Var. Ebu Sa'id radıyallahu anh'tan rivayet. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Men terakes salate mutaammiden kutibe ismuhu ala babin nari mimmen yedhuluha. Kim kasten namazı terk ederse cehennemin kapısında buraya girenlerin listesi diye onun adı da yazılacak. Şimdi böyle bir yazı varsa da sildirmek elimizde. Hemen tevbe etsek, kazalarımıza başlasak, bir daha hiçbir namazı kaçırmayacağız. Allah'a söz versek, o yazılı olsa da Allah siler mi? Siler. Çünkü ne bu estağfirullah? Yemhullahu ma yeşâ ve isbet. Allah dilediğini siler, dilediğini bırakır.
Bizim de varsa öyle bir yerde adımız, sen sil ya Rabbel Alemin. Bize de sildirt ya Rabbel Alemin. Namazı terk eden Allah'ın huzuruna çıktığı zaman Allah'ı kendisinden hoşnut ve razı mı bulacak? Gazaplı ve öfkeli mi bulacak? Mesele şimdi. Sen kimin huzuruna çıkıyorsun be? Seni kim çağırıyor? Komiser mi? Kaymakam mı? Emniyet müdürü mü? Başvekil mi? Amerika başkanı mı? Yahudinin genelkurmay başkanı mı? Kimin huzuruna çıkıyorsun sen? Ödün kopuyor bir yıldız olduğu zaman böyle. Kainatı yaratan Allah var. Celle Celaluhu. Herkes onun huzurunda titreyecek. Bütün krallar. Eynel mülük Allah soracak. Nerede krallar? Nerede ağalar, paşalar Allah soracak. Kimse cevap veremeyecek. Çıt yok. Mülk Allah'a ait. Evet. İbn Abbas radıyallahu teala anhuma, Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem amcasının oğlu, gözü hasta oldu. Kör olmak üzere. Dediler ki senin gözüne bir ilaç ve tedavi yapacağız ama birkaç gün secde etmemen lazım. Birkaç gün eğilmezsen secdeye, bir de ilaç var, gözün iyileşecek. La vallahi ve la rak'aten vahide. Vallahi dedi, gözümün kör olacağını bilsem bir rekatı terk etmem dedi. Bir rekatı terk etmem dedi. Niye? İnne Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal, çünkü Resulullah buyurdu, men terekes salah lekiyallaha ve aleyh gadban. Kim namazı terk ederse Allah'a kavuştuğu zaman Allah'ı kendisine gazaplı bulacak. Aman ya Rabbi, Allah'ın gazabı ateşten çok yakar. İnsan cehenneme girmeyi bile tercih eder. Yeter ki Rabbim gazap etmesin. Cümlemizi Rabbim rızasıyla karşılananlardan eylesin inşallah. Bir rekat bile kazaya bıraktırmasın Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri. Evet, namazı terk edenin yaptığı diğer iyiliklerin durumu ne olur? Ne olur? Boşa gider. Hazreti Ömer radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, men tereke salate müteammiden ehbetallahu amele. Kasten farz namazı terk edenin Allah bütün iyiliklerini siler. Başka iyilikler yapmış, sadaka vermiş, fakire fırın, hepsini siler. Ve beriyet min zimmetullah hatta yuraci'a ilallah azze ve celle tevbeten. Allah'ın koruması ve güvencesi de ondan uzak olur. Ancak tevbe ederse Allah tevbesini kabul eder. 30 sene namaz kılmamış. 40 sene, 50 sene, 60 sene kılmamış. Şimdi tevbe ediyorum dese Allah'ım ne yapar? Kabul eder. Kurban olduğum Allah'ımın kapısı açık. Ama can boğaza geldi mi tevbe kapısı kapanır. Zaten ondan sonra nasıl namaz kılacak? Onun için hemen tevbe edelim inşallah. Ziyad ibn-i Nuaym el-Hadrami radıyallahu anh. Ne kadar acayip sahabeler var bak. Adı Ziyad. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Bu zat rivayet ediyor. Erba'un feradavunnallahu fil-İslam. İslam içinde Allah'ın 4 tane farzı var. Femen etâ bi-thelâf lem yugnîne anu şeyen hattâ etiye bi-inne cemî'an. Üçünü bile yapsa, birini terk etse, üçü de kurtarmaz diyor. Bunlar nedir? As-salatu namaz. Ve zekatu zengin olanlar için zekat. Zengin bir adam namaz kılsa, zekat vermese namazı kabul değil. O zekat da verecek. O sıyam Ramazan, Ramazan orucu. Şimdi milletin çoğu Ramazan orucu tutuyor mu? Tutuyor. Namaz kılıyor mu? Kılmıyor. Oruç tutan oranı namaz kılandan çok daha fazla. Bak ne diyor? 4 farz vardır. Üçünü bile yapsa, birini yapmasa kurtarmaz diyor. Ramazan orucu tutsa, namaz kılmasa, zengin ise zekat vermese kurtarmaz. Ve haccül beyt, zekatla hac zengin olanlara. Maddi imkanı yerinde. Hac yapmamış, namaz kılıyor. Zekatını veriyor, orucunu tutuyor, hac farz olmuş gitmemiş. Böyle de ölse, hac farz olup da gitmeden ölse, ister Yahudi ölsün ister Hristiyan fark etmez diyor hadis-i şerif. Niye gitmiyorsun hac farz? Bir tane ya, ömürde bir kere. Zenginsin.
İşte diyor, ben diyor bir ay bıraktığım anda diyor dükkan batar diyor. Hay Allah'ım ya Rabbim ya Resul. Aman hac farz olup da gitmeyenler bunlar da dikkat etsinler. Şimdi bakalım namaz kılmayanların yeri neresi? Cehennem. Şu adam namaz kılmayanın yeri cennettir diye bir ayet var mı? Hiç öyle bir hadis görmedim namaz kılmayanları cennete koyacağım diye. Hiç öyle bir hadis yok. Peki cehennemin de neresi? Cehennemde ne var? Farklı farklı yerler var. Şimdi bunlar nereye gidecek? Nereye mi gidecek? Vallahi size şimdi öyle bir hadis okuyacağım. İnşallah önümüzdeki derste de devam ederiz. Bunların hepsini bir gecede bitiremeyiz. Sabahı da boylarız, akşamı da boylarız. Bu hadisi şerif, Allah cümlemizi bu hale düşmekten muhafaza eylesin. Hem de Ahmed İbni Hanbel rivayet ediyor Müsned'inde. Bir daha çok sahih kaynaklarda geçiyor. Bu hadis-i şerifi dikkatle okuyun. Abdullah İbni Amr çok rivayet etmiş bu mübarek kitapta. Onun hadisleri çok nasip olmuş. Amr İbni As'ın oğlu Abdullah Hazretleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Men hafaza aleyha kânet lehu nûran ve burhanen ve necaten yevmel kıyâme. Kim beş vakit namazı vakti vaktinde cemaatle muhafaza ederse, korursa, kılarsa o namazlar kendisi için nur olur, rehber olur, kabirden çıktığında cennet yolunu gösteren delil olur, kıyamet gününde kendisi için kurtuluş olur. Kılmaya çalışıyoruz. Allah'ım nurumuzu eksik eylemesin. Allah'ım es-salatu nurun. Namaz nurdur. Kabirde, mahşerde, sırattan geçerken şu namazlarımızın ışığıyla Rabbim bizleri nurlandırsın da önümüzü görenlerden eylesin. Amin. Ve men lem yuhafiz aleyha. Kim namazı korumazsa, efendi kardeşler, kılmazsa buyurmuyor. Öyle deseydi Arapçası ve men lem yusalliha. Kim kılmazsa olurdu. Öyle buyurmuyor. Kim namazını korumazsa. Bu ne demek? Kur'an'ın tabiri. Hafizu alessalavati ve salatil vusta. Beş vakit namazınızı koruyun, gözleyin, muhafaza edin. Özellikle orta namaza dikkat edin. İkindi namazı. Kim namazlarını muhafaza etmezse, bu ne demek? Hiç kılmazsa zaten haydi haydi. Kılıp da vaktini geçirirse, o da muhafaza etmemiş oluyor. Kılıp da hızlı kılar, tadili erkana riayet etmezse, o da muhafaza etmemiş oluyor. Abdestini doğru almazsa, yalap şalap alırsa, kuru yer bırakırsa, o da muhafaza etmemiş oluyor. Abdestsiz namaz olur mu? Kim namazlarını korumazsa, lem yekun lehu nurun ve la burhanun ve la necatun. Bu kişinin yarın ahirette, kabirde, mahşerde nuru olmaz. Işığı olmaz. Zifiri karanlıkta olur. Kabirden çıkarken rehberi olmaz. Yol göstericisi bulunmaz. Nereye gideceğini şaşar. Kıyamet gününde bunun kurtuluşu olmaz. Hani derler ya, bu işin kurtuluşu yok. Namazsızın kurtuluşu yok. Ve kâne yevmel kıyameti. Bu adamın kıyamet günü yeri neresi? Bakın. Mâ kârûne ve firavune ve hamane ve Übey ibni Halef'in. Mahşerde bu kişinin yeri Karun neredeyse, Firavun neredeyse, Haman neredeyse. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eliyle öldürdüğü tek gavur var. O da Übey ibni Halef gavurudur. O gavur neredeyse, o da onlarla birlikte olur. Bakın bu hadisin kaynakları 53. sayfada. Ahmed İbni Hanbel rivayet ediyor. Koca Müçtehit El Müsned isimli eserinde. Efendim Darimi'de var, İbni Hibban'da var, Taberani'de var, Beyhakî'de var. Var da var. Bütün kaynaklarda bu hadis-i şerif var. Şimdi niçin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu adamlardan bahsetti? Niçin bu kafirlerle birlikte mahşere çıkacak? Niçin cehennemde bunlarla birlikte olacak? Şuradaki tasnife dikkat edelim. Yani bir izah var.
Bir adam namazın için terk eder. Çok zengindir, işi gücü fazladır, mesaisi meşgalesi fazladır, onun için terk eder. Böyle yaparsa kimle beraber olacak? Karun'la. Niçin? Karun çok zengindi onun için. Peki, niçin bir adam namazı terk eder? Resmi bir vazifede yönetici, görevli, saltanatı var, yani iş idare ediyor, yönetimin başında çok meşgul. Onun için namazı ihmal etmiş. O zaman Firavun'la beraber haşrolur. Çünkü Firavun da yöneticiydi. Peki namazı niye terk etti? Saltanatın başında, yönetimin başında değil de vezir idi, bir aşağıki görevlerdeydi, yardımcıydı, şuydu buydu. O zaman Haman'la beraber haşrolur. Haman, Firavun'un nesiydi? Veziriydi. Evet. Ticaretle meşgul olduğu için namazı terk ederse o da Mekke kafirlerinin en büyük tüccarlarından olan Übey ibn-i Halef gavuruna benzemiş olacağı için, o öyle bir gavurdu ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bir gün yemeğe davet etti Mekkelileri. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i de davet etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sofraya oturdu. Araplarda da bir adamın sofrasına oturup yemeğini yemeden kalkarsan ona çok büyük hakaret olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki adamın sofranın ortasında daha yemek başlamadan, ben senin yemeğini yerim ama bir şartla. Nedir o? Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Dersen yerim. Ya adam Ebu Cehil orada, herkes, bütün gavurlar, adam da kaşerlenmiş gavur. Fakat şimdi evine misafir geldi, sofrada da yemeden kalkarsa çok büyük rezillik çıkacak diye kelime-i şehadet okudu. Okudu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yedi. Ondan sonra yemekten bıktı, bitti, çıktılar. Ebu Cehil bunun kafasını yedi. Geldi dedi ki buna, sen ne yaptın ya? Atalarının dinini terk ettin. Sen nasıl bu adama inandın? Şöyle ettin, böyle gittin. Yahu dedi, kardeşim ne yapayım? Adam evime misafir gelmiş. Yemeden mi çıksaydı, rezil mi olaydım dedi. Yahu dedi, o zaman inkar edeceksin. Yahu ettim dedi. Edeceksin, ediyorum, ettim. Yahu inanmıyorum diyor. Yok diyor, sen bir kere bütün milletin içinde inandım dedin diyor. Bunun diyor kefareti diyor, böyle beni bana söylemekle olmaz. Muhammed'e gideceksin sallallahu aleyhi ve sellem. Bu şehadeti reddediyorum, sana geri iade ediyorum diyeceksin. Ondan sonra da suratına tüküreceksin dedi. Tövbe ya Rabbi, estağfurullah. Herif de geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem milletin ortasında dedi, sen benim evimde bana böyle bir iş ettin ama ben dedi iman etmedim, sen şehadeti sana reddediyorum dedi. Ondan sonra da tükürdü, fakat o tükürük ağzından çıkıp Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmadan bir ateş halinde döndü, alnını yaktı. Ve alnında böyle yanık izi kaldı. O tükürük alnına geldi. Ondan sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, ben sana bir sana bir darben var buyurdu. Sana bir sözüm var, sana bir darbe indireceğim dedi. İşte ne zaman sonra bir muharebede, Uhud'da olabilir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu efendim atın devenin üzerindeyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna yaklaştı. Mübarek eliyle hiç kimseyi öldürmemiştir. Bu kadar harbe katılmıştır. Mübarek eliyle hiçbir kimseyi, kafiri öldürmemiştir. Çünkü peygamberin öldürdüğü kafir en şiddetli azaba çarpılacak. Eşeddün nâsi azâben men katele nebiyyene u katelehu nebiyyun. Kıyamet günü en şiddetli azaba kim çarpılacak? İki kişiye. Bir, peygamberi öldüren kafir. İki, bir peygamberin öldürdüğü kafir. Bir de heykeltıraşlar. Ve mümessilü minel mümessilin. Ahmed İbni Hanbel'de geçen hadiste üçüncü olarak onu ilave ediyor. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, mesela Ebu Cehil gibi gavur var ama Efendimiz'e öldürülmek nasip olmadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu öldürmedi mesela. Onu diğer sahabeler öldürdü. Ama bir gavuru gebertti, o da Übey ibni Halef gavurudur. Buna dedi ki, benim sana sözüm var,
Bu da baktı harpte epey seneler geçmiş, yıllar geçmiş. Bana bunu yaptın diye. Korktu böyle, çekindi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bir mızrak indirdi. O yaralandı, yaralı vaziyette Mekke'ye kadar da döndü. Ama yollarda dediler falan, yok yok bir şey yok, iyileşeceğim mi iyileşeceğim? Ne diyorsunuz be dedi. Muhammed bana öyle bir mızrak indirdi dedi. Vallahi bütün dünya milletine indirseydi hep ölürdü dedi. Öyle ağır bir darbe indirdi bana dedi. Sonra yolda geberdi. İşte bu kafir yarın ahirette de çok pişman olacak. Kur'an-ı Kerim'de geçen kafirlerden biri. Bu cehennemde neredeyse Karun, Firavun, Haman bizim ümmetten de Übey İbni Halef gavuru. Bu diyor ahirette neredeyse mahşerde namaza devam etmeyen, namazı muhafaza etmeyenler bunlarla beraber olacak. Yani en şiddetli azap içerisinde. Onun için şimdi ey zavallı insan, namazsız bir çare düşünmek lazım değil midir? Bu gavurlarla birlikte azap çekmeye nasıl tahammül edeceksin? Dünyanın dağlara atılsa dakikada eriyecek o ateşe nasıl dayanacaksın? Öğlenin güneşine bile dayanamıyorsun. Sivrisineğin sokmasına bile dayanamıyorsun. En ufak bir kaşıntıya bile dayanamıyorsun. Hele bir de imanı terk edersen Allah muhafaza. İmanı da çünkü bu namazsızlık götürür. Son nefeste adamı imansız ahirete götürür. Bir de imanını kaybettirme tehlikesi var. O zaman hiç cehennemden çıkamayacaksın. Ebedi kaldın. Onun için Allah rızası için. Ben sizi Allah için seviyorum. İyiliğinizi istiyorum. Her işinizi bir yana koyun. Aman Allah'ın secdesini ihmal etmeyin. Namazınıza devam edin. Namazınızı muhafaza edin inşallah. Şimdi daha çok hadis-i şerifler, rivayetler var. Allah nasip ederse bir ders daha yaparsak bu konuyu bitiremeyiz de epey bir mesele söylemiş oluruz. İnşallah içinizde namaza gevşeklik eden, sabah namazını uykuda kaçıran, beş vakit namazdan kazaya bırakan veya kılmayan varsa Allah rızası için önümüzdeki ay ne zaman? 4 Haziran Cumartesi. Akşam namazını müteakip yetişeceğim inşallah. Hemen akşamın peşine başlarız. O zamana kadar da bir namaz kaçırmayın. Bir namaz kaçırmayın inşallah. Geldiğimizde yeniden sözleşiriz inşallah. Bunun tesirini hissederiz inşallah. Ondan sonra da devam ederiz. Allahu Teala bizlere öyle bir iman, öyle bir yakini iman, ahireti görür gibi kuvvetli iman nasip eylesin ki her şeyi feda edelim de bir rekatı kaçırmayalım inşallah. Amin. Şimdi efendi kardeşlerim, namaz kılmayanların iki cihanda başlarına gelecek belalar. Bu kitaptan efendim insanlara dağıtmak, hediye etmek, ulaştırmak en kıymetli hediye. Bunu okuyanlar, insanların çoğu namaz kılmak istiyor. Hatta bize soru soruyorlar, yazıyorlar. Hocam ben namazı kaçırıyorum, namaza devam edemiyorum, sabah namazda kalkamıyorum, ne yapmam lazım? İşte bu hadisleri okuman lazım. Bu tehlikeli azapları okuman lazım. Millete ulaştırmak lazım. En azından çoluğa, çocuğa, hanıma, herkese ulaştıralım ki biz vazifemizi yapmış olalım. Hidayet Allah'tandır. Tesirini Allah yaratsın. Kalplere ilka etsin. Okuyan, dinleyen herkesin namaza başlamasını Rabbim nasip eylesin. Bizi de vesile eylesin. Amin diyen dillerinizde cehennem ateşinden azat eylesin. Amin. Evet. Şimdi çıkarken gürültü yapmayalım, çevreye rahatsızlık vermeyelim demişler, doğru demişler. İnsanlar istirahatleri olan olur, çocuğu olan var, uyuyan var, hastası var, yaşlısı var. Kapının dışlarında sesli, gürültülü konuşmayalım inşallahurrahman. Arifan dergisi, Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri ile yaptığımız ömre ile ilgili bilgiler, Efendi Hazretlerimizin katılımları, özellikle Medine-i Münevvere'de hocaları toplayarak bu diyalogçular hakkında dinleri birleştirmek isteyenler, Yahudi Hristiyanları cennete sokmak isteyenler hakkında bir konuşma yaptırdı bize. Efendi Hazretleri de yanımızda oturdu. Bu konuşmayı da mutlaka okuyalım ve herkese okutalım inşallah. Herkese dağıtalım. Allah dinimizi
batıl dinlerle eşdeğer göstermek isteyenleri kahreylesin. Amin. İslam dinini diğer dinlerle bir göstermeye çalışanları helak eylesin. Allah'ım İslam'dan başka Müslüman olmadan cennete girileceğini iddia edenleri helak eylesin. Amin. Allah bu ümmeti bunların şerrinden muhafaza eylesin. Amin. Aman kardeşler, bu öyle bir tehlikeli beladır ki adamı dinsiz eder. İmam-ı Rabbani buyuruyor ki, burada var, dergideki bu yazıyı mutlaka okuyun. Efendi Hazretlerimiz emretti, bu işe gayret edelim dedi. Bu işe gayret edelim, afat geldi diyor, afat. Büyük bela vurdu diyor bize. En büyük afat. İki dini birden tasdik eden, hem Müslüman hem bir Hristiyan olunur diyen nedir? İmam-ı Rabbani buyuruyor ki, müşriktir diyor. Onun için hoca da olsa, hacı da olsa, ilahiyatçı da olsa, sabaha kadar ağlasa, namaz kılsa, Müslüman olmayan cennete girer diyen kafir olur. Allah rızası için bu yazıyı da okuyalım, okutalım. Arkada birçok dualar yazdık. Dergide dünya kadar ilimler yazdık. Nafile namazlar, efendim, özel dualar, hacetleriniz için, efendim, başına bir bela gelenin kurtulması için, bir dileği var olması için, Ehl-i Beyt'in duaları, tek 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 yazdık. Çocuk isteyenler, çocuğu olsun isteyenler, cin ve şeytan çarpmış olan kimseler, efendim, başına zor bir iş gelip kurtulmak isteyenler, zor bir işle karşılaşanlar, geçim sıkıntısı çekenler. Ben de söz verdim, okuyacağım, edeceğim, hala ben de başlamadım. İnşallah ben de ezberleyelim, okuyalım. 64. sayfede, evinizden çıkarken geçim sıkıntınız varsa, evinizden çıkarken bu duayı okumanıza ne mani oluyor diye sordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bismillahirrahmanirrahim. Ala nefsi ve mali ve dini. Allahümme raddini bi qadaike ve barikli fîmâ kuddirali hattâ lâ uhibbe te'acîle mâ akharte ve lâ te'khîre mâ accelte. Bu duayı da ezberleyip okumayı Rabbim nasip eylesin. Hepinize hayırlı işler nasip etsin. Helal rızıklar, bol bereketli rızıklar inşallah bu dualar sayesinde. Efendim, afetleri, belaları def etmek için ne okunacak? Şu dergide o kadar ilim var ki birçok kitapta bir arada bulamazsınız. Allah'ımızın Esma-ı Hüsna'sından, İsmi Azamlardan, ne sıkıntısı olan, ne darda olan, ne musibeti başında olan varsa Allah bu ismi şerifler, bu zikirler, bu dualar hürmetine hepimize amel etmeyi nasip eylesin. Hayırlı muratlarımıza nail eylesin. Korktuklarımızdan emin eylesin. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Alel Vahhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna nes'elükel cenneh ve ne'udu bike minen nar. Allahümme inna nes'elükel rıdâke vel cenneh ve ne'udu bike misekadike ven nar. Allahümme inna nes'elükel cenneh ve ma karrabe ileyha min kavli ve amel ve ne'udu bike minen nar. وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين uzaktan yakından gelen bütün kadın erkek hepimize Ya Rabbi affı, mağfiretler ihsan eyle. Boyunlarımızı cehennemden azat eyle. Sen cümlemize ya Rabbel Alemin iman, namaz ve zikir ve takva üzere devam sebat istikametler nasip eyle. Kaymaktan caymaktan şüphelere düşmekten muhafaza eyle. Ya Rabbi hastalarımıza acil şifalar ihsan eyle. 3 defa ameliyat olmuş bir çocuk yavrumuz dua istiyor. Kanserli hastalar dua istiyor. Ya Rabbi burada hastalığı olanlar, hastası olanlar, dua arzu hali olanlar, halleri sana malumdur. Okunan ayetler, hadis-i şerifler hürmetine acil şifalar ihsan eyle. Dertlere devalar ikram eyle. Borçlara ödeme kolaylıkları ihsan eyle. Borç yüzünden faize, yalana, harama düşmekten muhafaza eyle. Helal rızık kapılarını aç ya Rabbi. Haramlardan, şüphelerden beri eyle. Amin. Ya Rabbi kaybı olanlar var. Bir aydan beri diyor kardeşim kayıp, kiminin çocuğu kayıp. Kayıp arayanlar ya Rabbi sen acil bulmalarını nasip eyle. Kıyamet gününde bütün insanları cem edecek Allah'ım. Kayıplarıyla bu kulların arasını cem eyle ya Rabbel Alemin.
ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Bizden evvel ölenlere rahmet eyle, kabirlerini nur eyle, azaplarını defurafı izale eyle. Evet, hayat lokantasının sahibi tanıyor muyduk? Bilmiyorum, vefat etmiş. Ondan sonra cemaatimizden Fatma isminde bir hoca hanım kardeşimiz doğum yaparken şehit olmuş. Efendim doğumda ölen şehittir. Hepsine ya Rabbi rahmet eyle, kabirlerini nur eyle, bütün geçmişlerimizden ruhlerine buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Şehadetlerini hediye eyledik, kabul ve vasıl eyle. Bizlere de anların haliyle hallendik de az ağrı asan ölüm ve kelime-i şehadetle hüsnü hatimeyle çene kapamak nasip eyle. Amin ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Sen İslam aleminde yanan ateşleri söndür ya Rabbi. Yahudinin, Siyonizmin, kapitalistlerin, bu ya Rabbel alemin, dinsiz kafirlerin, yandaşlarının, yardımcılarının, içimizdeki, dışımızdaki ya Rabbi, bütün kafir dostlarının yakmış oldukları ateşleri söndür ya Rabbi. Kullema evkadu naral lil harb atfa'a Allah. Ne zaman harp ateşi yaksalar Allah söndürür ayetinin sırrını tahkik eyle ya Rabbi. Suriye'de ehli sünneti galip eyle. Mısır'da, Filistin'de ya Rabbel alemin ve hayran nasirin. Libya'da, Afganistan'da, Doğu Türkistan'da, Aktar-ı Arz'ın her neresinde zulme uğramış, hapse atılmış, esir tutulmuş ne kadar ehli sünnet Müslüman kardeşlerimiz varsa yardım eyle ya Rabbi. Kurtar ya Rabbi. Vatanımızı ve İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Ya Rabbi ehli sünnet merkezinde, Kur'an sünnet merkezinde gönülleri, kalpleri cem eyle. Dağıtmak, ayırmak, bölmek, bozmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbel alemin. Ve ya hayrun nasirin ve ya hayrul fatihin. İslam ülkelerinin başlarına bela olmuş bu diktatörleri sen defu refu izale eyle ya Rabbi. Bir an evvel bu Nusayri rejimlerini, ya Rabbi bu Siyonist rejimlerini, bu masonlara bağlı rejimleri uzak eyle ya Rabbi. Bütün İslam aleminin başından bunları def eyle ya Rabbi. Ehli sünnet Müslüman kardeşlerimizi huzura kavuştur ya Rabbi. Rahata kavuştur, emniyete kavuştur ya Rabbel alemin. Ve ya hayran nasirin ve ya hayrul fatihin. Sen ya Rabbi dünyanın neresinde hak üzere olan varsa galip eyle ya Rabbi. Yardım eyle ya Rabbi, teyit eyle ya Rabbi. Ehli küfrü, ehli şirki zelil eyle, hakir eyle. Kazdıkları kuyulara düşmelerini nasip eyle ya Rabbel alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethiren velhamdülillahi rabbil alemin. Evet, yarın saat 14'te Ali Nar Hoca sohbet edecekmiş. Kıymetli hocadır. Bursa Anadolu Gençlik Derneği'nde diyalogçulara reddiyeler konulu bir konferans verecek. Diyalogçulara reddiyeler. Bu hoca efendinin de çok araştırmaları vardır. Çok ince bilgileri vardır. İstifade edin inşallahurrahman. Efendim buradaki tarihimiz 4 Haziran'dır. Allah'ın manileri ortadan kaldırsın. Hepimizi huzurla, sıhhat-ü afiyetle, iman selametiyle gelmeye, toplamaya muvaffak eylesin. Amin. Evet, üst katta dernek çalışmalar yapıyor. 1000 metre yer orası da temizleniyor. Fayanslanacak, düzelecek inşallah. Sohbetler kalabalık olduğunda kadınlar sokakta kalıyor. Onlar hem oradan sohbet dinleyecek. İslami düğünler yapılır inşallah. Sohbetler, merasimler yapılır. Allah çok hayırlara vesile eylesin. Yardım etmenizi rica ediyorlar. Allah yardımlarınızı kabul eylesin. Ne verirseniz yerini dolduracağım buyuruyor. Sırrına mazhar eylesin. Cimrilikten muhafaza eylesin. Amin. Verdiğin seninle ahirete gelecek. Bu niyetle Allah verenlerden eylesin. Amin. İlâ şerefi nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve âlihi ve sahbihi şeyhine ruhu ruhina imam tarikatine efendim ve lâ ruhu cemen vâdnâ vâdil müslimine ve vâdil cemaatil hâdirîn. Bütün adı geçen meyitlerimizin, meyitelerimizin, şehitlerimizin ruhları için, efendim polis, şehit polisimizin ruhu için, askerlerimizden şehit olanların ervahı için, bütün özellikle bu Bursa'da medfun bulunan ulema, evliya, sulaha ve meşayih ve şühedanın ruhları için, bütün hepinizin, Adem annem babamıza, Havva annemize kadar ne kadar ecdad ceddatımız imanlı ölmüş ise hepsinin kabirlerine ulaşmak üzere. El Fatiha.